Subaru'nun yeni modeli Levorg otomobil dünyamda model özellikle ön yüzünde tasarımıyla Impreza'yı fazlasıyla çağrıştıran bir tasarım diline sahip ve burada ön yüzünde özellikle kaputta yer alan havalandırma markanın motorsporları geçmişine atıfta bulunur nitelikte. Modelin tasarımına yakından baktığımızda özellikle profilden yere oldukça yakın bir yüksekliğinin olduğunu görüyoruz. Bu durumun sebebi ise markanın boxer tipi motoru kullanıyor olması. Özellikle ön kaputta düşük olan yüksekliğin etkisini otomobilin tamamına Subaru yaymayı başarabilmiş. İşte bu durumda station karoseri sahip Levorg'a oldukça dinamik bir görüntü katmış. İçerideki tasarımdan dışarısı kadar etkilendiğimi söylemem. Burası geleneksel bildiğimiz hani Subaru genlerini taşıyor. Özellikle orta birim işte konsolun tasarımı geçmişten tanıdığımız birçok Subaru modeliyle birebir aynı. Otomobilin station wagon karoserine uygun olarak burada Subaru'nun içeride Levorg'un da bolca eşya gözüne yer verdiğini görüyoruz. Yani bu konuyla ilgili emin olun bu otomobilde hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Gerek kapılarda gerekse burada vitesin önünde ve arkasında bardaklık ve benzeri birçok eşyanızı konumlandırabileceğiniz farklı türden hani eşya gözlerine yer verilmiş. Multimedya sistemlerini bağlayabileceğiniz USB ve AUX girişleri ise kolçanın içerisinde. Arkadakiler için de yeterli düzeyde eşya gözleri yer alıyor olsa da özellikle oradakilerin konforunu ciddi anlamda hani azaltan bir etmen var ki arkadakiler için mutlaka bu otomobilde bence ekstra havalandırmaya da yer verilmeliydi. Bunlara ek olarak bu otomobilin hani basık profiline rağmen geniş tutulan camlar sayesinde birçok Subaru'da olduğu gibi aslında oldukça ferah bir hani atmosfer hakim olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu sunroof sayesinde içeride biraz daha hani ferah bir atmosfer hakim olabiliyor. Hacim konusunda ön tarafta bir sorun yok. Ne de diz mesafesi ne de baş mesafesi bakımından. Arka geçtiğimizde ise benim gibi eğer 1.86 boyunda birisi burada ön tarafta kendine ideal bir sürüş pozisyonu ayarladıysa arka tarafta tam sınırda bir diz mesafesi var. Baş mesafesi ile ilgili arkada ben bir sorun görmedim bu disiplinde. Ve model oldukça güzel bir bagaj hacmi de sunabiliyor. 522 litrelik bir bagaj hacmi var. Levorg'un koltukları yatırdığınız zaman bu hacmi daha fazla artırabiliyorsunuz. Ve düz bir zemin olmasından dolayı da yükleme kolaylığı olabiliyor bu sayede. Yalıtım konusunda model çok çok mükemmel değil ama en son kullandığım mesela Subaru'nun Forester'ına göre kesinlikle çok daha iyi. Gerek yüksek hıza çıktığınız zaman gerekse düşük hızlarda hani bu konuda fiyatlandırmasıyla da kıyasladığınız zaman yeterli düzeyde bir iş çıkartılabilmiş. Ancak yalıtım konusunda özellikle hani motorla alakalı şöyle bir durum var. Şimdi Subaru burada 1.6 turbo işte 170 beygir güç üreten 250 Nm torka sahip bir motor kullanıyor bildiğiniz gibi. Yeni geliştirdi bu motoru ve markanın özellikle motor konusunda çok popüler olduğu bir disiplin var ki o da boxer tipi yani yatık motorlar kullanıyor olması. Yatık motoru bilmeyenler için çok somutlaştırmak gerekirse buradaki bu motordaki silindirler dikey değil yatay bir şekilde konumlandırılmış durumda. İşte bu durumda özellikle motorun yatay bir şekilde konumlandırılmasına yani motorun içindeki parçaların yatay bir şekilde çalışma yapılmasına olanak tanırken özellikle motorun bulunduğu ön kısımdaki ağırlık merkezin biraz daha aşağıda olmasına büyük bir katkı sunabiliyor ve bu durumun etkilerini otomobilin tasarımını zaten incelerken de sizlere belirtmiştim. Yani oldukça düşük bir ön profil var ve otomobilin genel profilinde bu ön tarafın düşük profiline ayak uydurmayı başarabilmiş Subaru Levorg'unda. Şimdi düşük olan bu profil otomobile gerçekten ciddi anlamda hani dinamik bir hava vermeyi başarabilmiş ve Subaru'nun yeni geliştirdiği bu 1.6 turbonun da çok çok başarılı olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü yaklaşık olarak 1.5 ton ağırlığındaki modele 8.9 saniyelik bir 0-100 değeri verebiliyor ki yani bu disiplinde ağırlık güç oranını kıyasladığımız zaman ortaya çıkartılan 8.9 saniyelik 0-100 değerinin başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte 5.000'lere 6.000'lere çıktığınız zaman dahi ufak çaplı sesler duyuyorsunuz. Otomobile binen herkes hatta dizel mi ya da hatta hibrit mi, elektrikli mi gibi sorular dahi sunabiliyor. Çünkü alt devirlerde motordan hiç ama hiçbir şekilde ses duymuyorsunuz. Bence bu büyük bir dezavantaj. Yani ben mutlaka bu kadar sportif hissettiren bir otomobilin motorundan, benzinli motorundan içeriye hoş tınılar veren ufak çaplı da olsa, tok da olsa bir ses duymak isterdim. Motor sadece sesiyle hani böyle hibrit elektrikli motorları hissettiren bir karakteristiğe sahipti.
sunduğu gaz tepkileriyle de bu şekilde. Çünkü tork değeri çok aşağılardan itibaren devreye giriyor burada. Boxer tipi turbosunda Subaru'nun ve oldukça yukarılara kadar da, yani 1500 devir bandının biraz üzerinde tork devreye giriyor ve 4500'lere kadar da hani devam ediyor ve 4500'lere gelmeden de beygir zaten devreye girmiş oluyor. Ancak burada özellikle hani parantez açılması gereken önemli bir nokta bu konuyla ilgili şu: normal D kullanımında çok düşük devirlerde birden güç talep ettiniz. Çok dengeli bir hani hızlanma size hissettiriyor. Yani dengeli hızlanmadan kastım şu: her devirde aynı ivmelenme ile ilerliyorsunuz. Yani birden böyle bir işte turbonun tork patlaması veya birden beygirin devreye girmesi gibi o ani güç patlamaları, ani ivmelenme patlamaları gibi bir durum bu motor burada size hissettirmiyor. Yani her devirde çok dengeli bir şekilde ve aynı seviyede bir hızlanma karakteristiği sunuyor bu motor. Bu durumda özellikle bence sürüş konforuna büyük bir katkı sunuyor. Ancak böyle biraz daha böyle dinamik işte kullanımları sevenler için bu duruma alışmak biraz zaman alabilir. İçeride size 3 farklı gösterge karşılıyor. Burada devir saati ve hız saatinin arasında yer alan bir yol bilgisayarı var ve ben buradan işte otomobili ilk aldığım zaman direkt olarak işte yol bilgisayarıyla ilgili bilgileri bulmaya çalıştım. İşte menzil ve benzeri bilgileri bulmaya çalıştım. Ancak bu bilgiler işte bu orta ara birimde yer alan üstteki ekrana konumlandırılmış. Onun haricindeki işte bilgiler, multimedya sistemleri doğal olarak burada dokunmatik ekranın içine konumlandırılmış durumda. Ben şu anda dokunmatik ekrana, yani şu an ideal sürüş pozisyonunda ucu ucuna yetişebiliyorum. Ancak biraz daha hani bana yakın olsa kesinlikle daha iyi olurdu. Yan tarafta oturduğum zaman da rahat bir hani bir şekilde, hele oturduysam, biraz koltuğu geriye konumlandırdıysam bu dokunmatik ekrana uzanmakta ciddi sıkıntılar yaşadım. Özellikle burada hani elimin altında bir joystick olsa tadından yenmez bir kıvamda olurdu içerideki ergonomi. Bu otomobilde alışamadığım ve hoşuma gitmeyen tek detay ise CVT tipi şanzımanı. Yani hep aynı örneği veriyorum. Skuterlarda duyduğunuz o klasik sürekli ivmelenen bir ses vardır ya. Çünkü hani viteslerde oran olmadığından dolayı sürekli ivmelenme gerçekleşir. Sanki güç tam aktarılamıyormuş gibi bir algı verir. Burada da aynı durum söz konusu. Hani sanki tam otomatik olsa mesela bu 0-100 değeri biraz daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Özellikle hani gücün aktarımı konusunda birçok CVT'ye göre ben hani burada daha iyi bir hani karakter görebildim. Özellikle motorla olan uyum da güzel. Yani güzel gaz tepkileri de alabiliyorsunuz. Şanzıman bu konuda çok fazla bir geciktirme de hissetmiyor. Ancak tipik hani bilindik o CVT karakterisini hani ufaktan da olsa burada görüyorsunuz. Gücü özellikle aktarma konusunda biraz geciktiği durumlar size hissettirebiliyor. İşte bu durumdan dolayı mıdır bilinmez. Bence tam otomatik şanzımanların hani daha keyifli bir sürüş karakteristiği var. Burada Subaru bu CVT'sinde yapay olarak hani tam otomatik şanzımanlara benzeyen oranlar ayarlamış ve vites değiştiriyormuş gibi bir algı veriyor. Otomobilin özellikle devir saatine baktığınız zaman bu gibi detayları görebiliyorsunuz. Ancak güzel olan bir nokta, manuel moda alıp işte direksiyon üzerindeki kulakçıkları kullanıp çok keyifli bir sürüş yapmanız mümkün olabiliyor burada. Subaru deyince aklımıza gelen ilk şeylerden birisi de markanın meşhur sürekli 4x4 sistemi, çekiş sistemidir ve bu sisteme de Levorgun'da marka yer veriyor ve sistem ciddi anlamda hani bu otomobilin sürüşüne büyük bir katkı sunuyor. Ancak hani 4x4'ün sunduğu katkıya gelmeden önce otomobilin hani düşük olan profilinden bahsediyorum ya en başından beri. Bu düşük olan profili, oldukça net olabilen şasisi, sert süspansiyonları sayesinde gerçekten ama gerçekten Levorg'da çok keyifli bir sürüş karakteristiği var. Yani otomobili özellikle biraz yüksek performansla virajlara atmaya başladığınız zaman ciddi anlamda hani size yüksek bir limitin olduğunu hissettirebiliyor. Hatta böyle çok şımarık, çok ani işte direksiyon hareketlerine girişmezseniz viraj içerisinde elektronik sistemler çok 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 üst limitlerde devreye giriyor ve hatta birçok disiplinde devreye girdiğini hissetmiyorsunuz sistemlerin. Çünkü burada işte bu noktada özellikle 4x4 sistemi daha fazla devreye giriyor ve bu gibi çok yüksek limitlerde 4x4 sistemi devreye girmeye başlıyor ve burada gereken tekere daha fazla güç aktarımı çok kısa bir sürede tabii ki, çünkü Subaru'nun 4x4 sisteminin bu kadar popüler olmasının sebeplerinin başında bu geliyor. Yani çok hızlı reaksiyonlar verebilmesi ve birçok kaygan ve benzeri zeminden çok kolay bir şekilde kurtulabilmesinden dolayı bu kadar popüler oldu marka bu yönüyle, yani 4x4 sistemiyle. İşte bu 4x4 sistemi bu gibi kayma reaksiyonlarına otomobili soktuğunuz zaman gereken tekere daha fazla
güç aktarımı sağlıyor. Çok kısa bir sürede bunu sağlıyor ve daha optimal, daha güvenli bir hani viraj performansı otomobili kolaylıkla ortaya koyabiliyor. Levorg bahsettiğim gibi sürüşü çok yetenekli bir otomobil. Özellikle sert yapısı hani sürüşünün yetenekli olmasına tamam katkı sunuyor. Fakat eğer yüksek bir konfor beklentiniz varsa bu konuda otomobilin özellikle konforlu olma becerisini biraz törpülemiş durumda sert yapısı. Yani çukur ve benzeri geçişleri birçok station'a göre bu otomobili biraz fazla hissettiriyor kabinde. Subaru'nun yeni geliştirdiği bu 1.6 turbosu ile ortalama olarak 11 litrelik bir karma test tüketimine imza atabildik. Markanın özellikle yakın bir geçmişte motorsporlarında elde ettiği tecrübeler ve başarılar malum. Ve bu 4x4 sistemiyle donatılmış işte bu kadar yetenekli, bu kadar yüksek potansiyelli bir otomobili kullanmadan önce de ben özellikle 4x4 sistemini daha iyi sorgulayabilmek adına elektronik sistemlerinden tamamen kurtulabiliyor olduğunu zannediyordum. Fakat zannettiğim gibi işlerin olmadığını gördüm. Maalesef elektronik sistemleri sınır düzeyde kapatabiliyorsunuz. Yani bu 4x4'ün tadını biraz damağınızda kalıyor bu anlamda. İşte bu durumundan dolayı limitlerde çok yaramazlık yapmayan, ani yön değişimlerine girmeyen sürüşler daha keyifli oluyor Levorg ile. Noktasındayız. Porsche GT3 911 GT. Wow! 9000 devire kadar 475 beygir çevirmeme izin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir imle.